Normalde Dark Souls pek oynayacağım bir oyun değil ama biri demiş ki bilmem hangi boss'u geçerse 300 TL'ye bağış atarım. Ben de 300 TL kazanma ihtimaliyle bu yorumu beğenip Dark Souls'u indiriyorum. Oyunun kendisi 119 TL'ye çıktı. 2 saat içerisinde tamamen başarısız olup yıkılıp oyunu iade edersem cebimden para çıkmamış olur. Başarabilip oynayıp söylenen boss'u kesersem de her türlü kârda çıkarım. Güzel anlaşma yaparım ben bu işi. Dark Souls'un inmesini beklerken Dark Souls'dan daha iyi bir aktivite yapıyorum. Çamaşır asıyorum. İkisi de ıstırap ama en azından birinde çamaşırlarım kuruyor. Hunter büyüde kötüymüş ve uzaktan güzel vuruyormuş. Tam benlik. Yakına girip tehlikenin altına girmeme gerek yok. Büyü yapmak gibi karışık şeylerle uğraşmama gerek yok. Mis. Burada da pasif bir şey istiyorum. Değişik vücut tipleri sunulmuş bana. Büyük olayım, güçlü olayım. Saça gerek yok Kelly ya. Saç rengi. Saç rengim koyu mavi olsun. Ben onu ruhumda bileyim. Saçımın koyu mavi olduğunu ben bileyim. Dora savaşa hazır. Evet, Dark Souls maceramız başlıyor. Bu maalesef benmişim. Kafamı ben böyle yapmadım diye hatırlıyorum. Bana bir şey olmuş. Bunu alınca düzelecek kesin. Bunu alınca kafam düzelecek. Düzelmedi. Ayıp değil mi? Neyse şey takarız. Kask takarız. Merhaba. Elimde ne var? Ben neyle vuruyorum şu an? Kırık bir kılıçla. Tamam. Kafi. Adam olana fazla. Bunları öldürmemin bir amacı var mı bilmiyorum ama niye öldürmeyeyim ki? Atak yapmayı öğreniyoruz işte. Bu da meşhur taklamız. Tamam. Evet. ilk ateşimizi yaktık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Kana dokun. En kötü ne olabilir ki? Kana dokun. Kana niye dokunamıyorum? Ne oluyor? Bir saniye daha. Bir dursak oyun. Benim elimde daha kılıç yok ama bu biraz hızlı olmadı mı? Merhaba iblis beyefendi. Umarım senaryo gereği bunu yenememem gerekiyordur. Çünkü gerçekten bunu şu an yenebileceğime pek inanmıyorum. Tamam, canımın sadece %70'i gitti. Kaç vurdum? 4 vurdum. Tamam, güzel başlangıç. Bir vuruşluk daha canım var. Kafi. Derslerimi aldığımı düşünüyorum. Kana dokun, kana dokun. Kana dokunamadım. Yani bence hikayesel olarak gerçekten ölmüş olmam gerekiyor. Bunun böyle şey olduğunu düşünmüyorum. Başaramadın, tekrar dene olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten fight mıydı bu? Benim ciddi bunu yenmem mi gerekiyordu? Başa döndüm. Gerçekten benim onu yenmem mi gerekiyordu? Ben ciddi onu yenmemin beklendiğini düşünmedim. Abi bari bir kılıç verin bana, ayıp değil mi? Başa döndüm bildiğin. Biraz sıkıntıymış açıkçası. Bir de ben o ateşi yakmıştım. Ateşten doğmam gerekmiyor muydu ateşi yaktığım için? Ateşte bir de dinlenmem mi gerekiyordu? Tamam, dinlendim. Şu kılıcı alamaz mıyım? İleride üzüntü var yazmış biri, çok doğru. İleride üzüntü gerçekten var, bakıp gördüm. Yalan değil. Ben buna her öldüğümde böyle 10 dakika kapıyı mı açacağım peki? Bu biraz ayıp değil mi? Mobil oyun bu, niye game time kasıyorsunuz bana? Kayıp gücü uyandırdım. Acaba ne demek bu? Hangi güç? Ben güç falan hatırlamıyorum. Peki ana yoldan yürümesem, çaktırmadan geçsem. Mesela bu boss yokmuş gibi davransam. Aynen, sen oraya vura dur, ben şu kapıdan çıksam. En kötü ne olur? Yemin ediyorum 10.000 IQ'yum. Merhaba, sen düşman mısın? Yoksa yerinde donmuş bir şey misin? Kayboldu. Bonfire yak. Uzaktan yakabiliyorum bir de. Dinleneyim de sıkıntı çıkmasın. Kalkanını al. Kalkanım yok ki. Kalkanını al. Yani bana burada kalkan var olduğunu mu söylemeye çalışıyor? Bir arkadaşım bu mesajlara güvenmemem gerektiğini söylemişti. Evet, suratıma ok saplandı, omzuma. Merhaba, kim atıyor oku? Kaçma kaçma, gel. Gel seni yarım... Abi koşuyor bu. Alo. Hızlı koşma yok mu? Yakaladım seni. Gel. Bunun şimdi okunu alabilir miyim? Ya şu kılıçla vuracağım adamın oklarından bir tanesini tutup onunla vursam yemin ediyorum daha iyi. Staminam bitti. Ne yapacağım? Oturup dolmasını mı bekleyeceğim? Tatsızmış. Peki bu ölecek mi bir gün? Ben 0 vuruyorum abi. Bu nasıl iş ya? Benim oyunda silah almam gereken bir yer vardı da onu mu kaçırdım? Ne oldu? Ben bununla uğraşamam. Gidiyorum, yolda silah bulurum daha iyi. Buralarda bir yerde bir silah vardır kesin. Bu çekilecek çile değil. Aha, kılıç. Bak. Biliyoruz abi bu işi. Tamam, al kılıcı işte. Kılıç. Kısa kılıç. Bak 5 kat daha çok vuruyor. Helal. Takma değil anlaşılan. Escape. Aa bu arada gelmiş. Bak bu sefer gerçek kılıcım var. 2 yersin böyle. Şimdi senin yayını da alalım mümkünse. Alamıyor muyum yayını? Yayı var gördüm. Bana sıkıyordu yayla. Niye alamıyorum? Buraya mı düştü? Cık. Bildiğin alamıyorum. Rezalet. Aa boss'a geri geldik. Boss'un kafasına mı saldıracağım? Bu mu taktik? Nereden bilebilirim ben yıkık merdiven çıkma tuşunu ya? E'dir belki. Geçen E ile çıkmıştık. E. Düz merdiveni E ile çıkıyordu. Bu yıkık merdiven olduğu için E çalışmıyor. Tamam istemiyorum o ışığı. Boş ver. Zaten karanlık her yer. Kalkan bir zırh. Bana şu boss'a inme cesaretini verecek herhangi bir şey yok mu? Ha bu orası. Tamam burada dinlenip şimdi gerçek bir kılıçla boss'a gidebilirim. Peki gitmeli miyim? Ben burayı boss'un alanı sanmıştım. Aa açılmıyor kapı. Enteresan. Adım sesleri geliyor. Kapı aniden kırılır mı? Evet okey yani çok da umurumda değil boss'la dövüşmek. Ben dövüşmem gerekiyordur diye düşünmüştüm. Gerekmiyorsa ne mutlu bana. Ya ben seni az önce kestim. Ama bu terbiyesizlik, ben bunu kestim. Anda demeyeceğim ya. Ya zombilerin yavaş olması gerekmiyor mu? Bütün dünyada böyle değil mi bu iş? En azından canım doluyormuş kesince. Güzel. Ya bir daha spawn oldun mu? Hayret. Evet önümde çok fazla seçenek yok sanırım. Aa. Oo, demek bu yüzden kıstırdınız bana brightness'ı. Bu yolları görmeyeyim de acı çekeyim diye. Mantıklı. Kardeş ölüm döşeğindeysen zırhını falan alabilir miyim? Aha ölüm döşeğindeymiş. Ben yakında öleceğim. Sonra aklımı kaybedeceğim diyor. Sana bir şey sormak istiyorum. Sen ve ben ikimiz de an dediz. Beni dinle olur mu? Tabi dinleyeyim ne olacak. Görevimde maalesef başarısız oldum. Ama belki sen meşaleyi aydınlık tutabilirsin. Benim ailemde eski bir söylem vardır. Sen undead olan bir şeyler. Tamam ver meşaleyi. Zırh, kalkan hepsini istiyorum abicim. Şiirlerini değil ekipmanlarını istiyorum. Undead favorisi Estus Flask. Teşekkürler. İçecek verdi. Tamam anahtar verdi tamam. Tamam hadi öldün. Geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Zırh. Abicim ben bunu lootlayamıyor muyum? Adam kendi diyor ben öldüm öleceğim umudum bitti diye. Güzelim kılıç, güzelim zırh, güzelim bunları niye bırakıyoruz? Adam bizi iksir kakalayıp öldü gitti, böyle şey mi olur? Ben öldürsem kendisini sonra alsam zırhını. Ya ben bu zırhı alamıyor olmayı gerçekten kabul etmiyorum. Neyse hadi belki boyu uymuyordur bize. Peki buradan yol da mı yok? Bu mu? Ben bir tane iksir için mi bu adamın bir saat aile hikayesini anlatmasını dinledim? Şimdi burası boss'un alanı mı değil mi? Değil. Ben acaba buradan mı geldim? Aha arkasından geliyorum sneaky. Böğründe kılıç varken ok atamıyorsun bakıyorum. Aha kalkan noise. Mis gibi deri kalkan ya. Evet burada sadece mesaj var. Tamam şimdi kılıç ve kalkanımla boss'u kesmeye hazırım. Ya ne oldu lan? Böyle iki yersin. Tamam. Şimdi acaba benim amacım, görevim ve gitmem gereken yol nedir? Şimdi burası... Aa anahtar aldık adamdan. Şimdi bu kapı açılabiliyor. Çok mantıklı. Sen yine mi buradasın abici? Bir yeter artık ya. Bunları bir kere kesmemiz neyinize yetmiyor? Anahtarı kullandım. Umarım geri çıkarmışımdır sonra. Dur şunları okuyayım da ayıp olmasın. Ha. Eğer bonfire'da dinlenirsek canavarlar yeniden doğuyorlarmış. Evet bunun hikayesel bir şeyleri vardı hatırlıyorum, anlatmıştı birileri. Kim bana ok sapladı abicim, göremiyorum ki karanlıktan. Gözleri kırmızı kırmızı parlıyor, ben o kadar dikkatli bir insan değilim. Sıkma şu oku. Arkadan vurmak kritik vuruyormuş. Güzel bilgi. Oo, Fiora kombomuz falan var. Tamam burası kilitli. Ortadan gideceğiz her türlü. Aha. Merhaba Boss Bey. Evet çok güzel bir... Aaa! Üstüne atlayacaktım. Ne ara böyle bir şey yaşandı fark etmedim bile. No, en son çok uzaktaki bonfire'ı yakmışım. Bütün bunları bir daha mı yaşayacağım şimdi ya? Abicim çabuk gel ne olur, kayıtlama beni ya. Kayıtlama beni, yıldım zaten ya. Bir de bazen hızlı çekiyor ya şerefsiz. Aa, ha. Kılıcı yok sandım. Dışında savaşmak istiyorum. Bu sefer de fazla geldi abicim, ne oluyoruz ya? Al bakayım. Çok güzel sapladım tek yedi. Kendi gücümü geri alıyormuşum. Evet, şimdi bu sefer atik davranıyorum. Bam diye ense köküne vurup 1/3 canını alıyorum. Üzerinde kalabilseydim keşke, çok güzel bir gelişme olurdu bu benim için. Arkadan madem daha çok vuruluyor, arkasında duralım. Uçuyor mu bu? Ben zıpladı sanmıştım öncekinde. Oğlum böyle bir şeyin anatomik olarak uçması yemin ediyorum mümkün değil ya. Neyle uçuyor bu? O kanatlarla mı uçuyor? Eminim uçar. Bir vuruşluk canı kaldı, yapma. Bir canın kaldı, bırak beni. Ok mu atsam, ok değiştirme tuşunu bulamam, onun yerine atlayıp bir tane vurur şansımı denerim. İşe yaradı, güzel. Zafere ulaşıldı. Kolaydı bu arada. Aa insan. Bu adım seslerine, bu adım seslerine, bu adım seslerine, bu adım seslerine. Bir şey yürüyor ama inşallah bug'dır. Bu boss'un ayak sesleri takılı kalmıştır. Çünkü ben bir mücadeleyi daha kaldıramam. Şu şeyi nasıl içiyorum? Kesin bunu içmenin hızlı bir tuşu vardır ama o yatırımı yapmam oyuna. Bak şurada bir şeyler oluyor, milletin ruhu falan herhalde. Evet, yine 3 gün boyunca itelim bakalım kapıyı. Manzara. Peki bir şey diyeceğim, bonfire yok mu da yakalım da 3 gün önceye geri dönmeyelim ölürsek? Ben iksir içeceğim. Tamam, sinematik olduğuna göre güvendeyim diye umuyorum. Kral be, kuşa bak be. Bizi getirip bonfire'a koydu. Yemin ediyorum büyük ihtimal bu Dark Souls'a sabrımın yettiği süre boyunca göreceğim en büyük krallık ya. Bundan fazla iyiliği görmem herhalde. Bir saniye, level up mı yazıyordu orada? Neden olmasın ki? Aa, vurmak. Strength'tir herhalde. Aynen. Vurmak. Merhaba bedeni olmayan adam diyecektim. Zırh mı lan o? Oğlum nasıl zırh bu? Oo, sen yeni gelmiş olmalısın. Bıdı 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 bıdı. Burada kurtuluş yok. Bıdı 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 bıdı. Tamam. Bu adamdan öğrendik ki 2 tane çanı yakmamız, vurmamız gerekiyormuş. 2 tane çan, 5 tane insanlık buldum. İnsanlığın ne olduğunu tam olarak anlayamayacağım. Belki de felsefi bir yaklaşımdır. Aşağı atlayamıyor muyum? Kesin bir şey vardır bunun içinde. Neyse. Şimdi çanlardan biri yüksekte kilisede dedi. Biri çok aşağıda dedi. Çok aşağı giden yolun bu olduğuna dair şüphelerim var. O yüzden ben çok yukarı gidiyor gibi görünen bu merdivenleri tercih edeyim şimdilik. Dost mu düşman mı? Düşmana benziyor. Kim sıktı lan onu? Oha, ateş atıyorlar. El bombası atıyor ölüler. Ölüler son derece tutarlı el bombaları atıyorlar. Abicim çekil, bombacıyı kesmem lazım önce. Hop. Böğrüne saplarım. Ya oyun bana böyle bir silah karşılama şeyi falan öğretmişti ama ben onu çok takmamıştım. Keşke taksaydım. Merhaba büyük fare bey. Bela istemiyorum. Hazır arkam dönükken şöyle bir kılıcımı saplayıvereyim sadece. Teşekkürler. Önce bir şu kilitli mi diye bakayım. Bu taraftan açılmıyor. Tamam. Ha, bu ezikleri kesmenin yolu belli. Düz vuruşunu blokla, gerisine sapla. Bunlarda bir şey yok. Ama daha komplike olanlar gelecek ve ben komboları bilmiyor olacağım o gün. Gizli yol var demiş ileride. Acaba doğru mu? Hmm. Bombayı bloklayınca canım gidiyor mu? Sanki gitti biraz, emin de olamadım. Acaba kolla mı oynasaydım bu oyunu, ama kolla da becerikli bir insan değilim ki. Merhaba merhaba, bay bay, evet teşekkürler, çok güzel, evet ejderha. Buradan pek geçilebilir gibi bir görüntü almadım ama sanki ejderden daha mantıklı geliyor kulağa. Abi oyunda zıplama tuşu olmadığı için bilemiyorum, insan güvenemiyor tam olarak. Evet, işe yaramadı. Hmm. Aa bak, şurada bir merdivenimsi var. Aynen. Ya burayı çıkamıyorsam ben 50 metrelik boss'u, şurayı çıkamıyorsam ben 50 metrelik boss'u nasıl kesiyorum? Ben bu kadar kabiliyetsiz bir bireysem oyunda. Nasıl şu merdiveni çıkamıyorsam, bu merdiveni çıkınca ulaşacağım hiçbir yer yok. Çıkmayayım. Ama çıkamıyorsam ben o ejderi kesmeye zaten kalkışmayayım. Ben de o kapasite yok demektir. Ejder gitti mi? Ha, ejder böyle bir bakıp gitmiş, tamam. Doğru hareketi yaptık. Oha, zıplayıp falan vuruyor. Neler neler. Ve zombilerden beklenmeyecek hareketler yapıyorlar bu oyunda. O sürpriz faktörü önemli kesinlikle. Abicim bir sıkmayın, tek tek gelin. Adil değil ama bu. Bak bak nereden sıkıyor. Ben şu ok tuşunu bulayım. Böyle az pause olmuyor mu buna basınca? Hoş değilmiş. Eğilme tuşu da mı yok? Abicim bir an boş durmaya gelmiyor ki. Şuraya saklanıp ok tuşunu bulayım ben. Bunu da kırıyor. Saklanacak hiçbir... Tamam, gidip kesiyorum, ne yapayım. Geliyorum. Beni oraya illa getirdin yani. Şunu bir içeyim, sana hemen geliyorum. Aslında dur, burada bakabilirmişim okuma. Öğrenelim, lazım olur. Tamam. Öğrendik. Tamam. Tuş değiştirmeyi de öğrendim. Mesela bana buradan bomba atıyorlar. Hemen shift yukarı ittirme tuşuna basıp... Abicim... Heh. Şöyle yapıp... Okumu sıkıyorum. Başarı! Tamam. Şimdi kılıcımı geri ver. Çok güzel. Kim hala bomba atıyor? Kestim bomba atanı. Bir tane daha mı var? Hmm, bir şey diyeceğim. Bloklamama rağmen neden öldüm bildiğin? Yanlış açıdan mı blokladım? Enerji toplamam lazım. Bana bir saniye müsaade edersen. Teşekkür ederim. Artık kapılardan böyle çıkacağım, biri ok bomba falan atıyorsa diye. Merhaba. Gel. Hadi. Gel. Saldır. Rah. Poz yapayım. Poz. Bir tuşla yanlışlıkla poz yapmıştım. Hayır, bu iksir içiyormuş. İksir içme tuşunu bulduk en azından. Güzel. Müthiş pozumdan da etkilenmedi. Bu ne, Fortnite dansına benziyor. Fortnite dansımdan da etkilenmedi. Tam ona böyle onun kutsal taşı var galiba yerde, ona basmamı bekliyormuş. Çok sert saldırdı çünkü. Beni böyle sürprize düşürebileceğini mi sandın? Aha, sandık. İlk sandığım arkadaşlar. Vallahi hiç ateş bombasına benzemiyordu ama ateş bombası varmış içinde, ne güzel. Lazım olur, biz de onları atarız. Öf, bir de harita karışık, sevmem karışık haritaları. Gideceğim yolun belli olmasını severim. 3 kişiler. Diyorlar ki bize bomba at diye düşünüyordum ama saldırdılar. O bana bomba atıyormuş. Evet, kalkan varken bomba yersek canımız gidiyormuş. Çok da mantıklı açıkçası. Buna itiraz etmem bak. Yavaş yürüyerek gelip buraya. Bana bomba atan şerefsizler galiba bunlar. Merhaba, yürüyorum ben burayı ama. Pardon, özür dilerim, yürüyebilir miyim? Rahatsızlık vermek istemem sevgili oyun ama. Olur öyle şeyler, olur. Assassin's Creed şeyi yok mu bununla ya? Aa, adam uyandı. Oo, bayağı iyi vuruyormuş arkadan vurmak. Şunu biraz izleyelim. Hop. Hop. Güzel. Tabii ki kilitli. Açılan kapı yok ki oyunda. Ya bu taraftan açılmıyor ya kilitli. Abicim ne? Allah Allah, kalenin üzerinde undead var. Dur geliyorum. İlla getireceğim beni oraya. Bir yudum iksir içeyim, sen neyim? Neyse ki akıllı değiller çok. Ama kafasından vurdum, sayılmaz. Tamam, ben ok falan atmıyorum. Diğer silahımı ver, diğer silahımı ver, diğer silahımı ver. Bak şimdi tam vurduğuna inandığı an hop yana doğru dodge'luyorum. Arkasından gelip ense köküne birkaç tane vurup indiriyorum. Kolay. Ben niye okla mokla uğraşıyorum ki? Adamın elinde kalkan var. Dünyanın en büyük ok antisi. 2 tane olması biraz tatsız ama kesinlikle. Ay. Biraz vuruldum. Hoş değil, hoş değil. Öldüm mü? Bu kadarcık mı? Maşallah çok vuruyorlarmış. Ya kim bilir nereye döneceğim şimdi ya? Neredeyim? En baştayım. Vursana, vursana. Vursana, vursana. Vursana, vursana. Vur. Şaka mı bu? Heh. Abi. Ya yok bunun. Adaletsizlik var bu işte, ben bilmiyorum. Evet, bu sefer Paladin abiye bulaşmadan yolumuzu bulmaya çalışacağız. Ben burada gizli bir yol buldum gibi ama. Döndüm. Göster yolu gideyim. Abi pardon Paladin abi. Paladin abi, ben yanlış kapıya girmişim. Sana iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Sana her kime tapıyorsan ondan bir sürü kutsama diliyorum. Hayırlı günler diliyorum sana. Çok güzel. Tanrı'nın ışığı üzerinde olsun. Tanrı'nın gücü seninle olsun. Gerçekten çok çok güzel bir gün geçirirsin umarım. Ben direkt bütün problemlerimi görmezden gelme şeklinde bir tutumda karar kıldım. Şimdilik yarı cana inmiş durumdayım bu tutumum karşılığında. Sanıyorum ölüşüm çok uzak değil şu anki gidişatta. Paladin abi merhabalar. Şimdi şurada bir yudum iksir alsam. Fare Bey merhabalar. Buradan gelenleri tek tek avlasam. Nasıl fikir? Bak Kapadokya taktiği. Kapadokya'daki tüneller böyle darmış ki girenleri tek tek avlasınlar. Tarihimizden ders alıyoruz. Yani umarım Kapadokya'ydı o. Galiba Kapadokya'ydı. Evet, içeri bomba atmazsak sevinirim. Burada masum bir fare yaşıyor. Kendisine evinde rahatsızlık vermediğiniz için teşekkür ederim. Burada savaşmak da tehlikeli, insanın aşağı düşesi geliyor gerçekten. Evet, Paladin abiden Paladin abi geliyor. Paladin abi belalımız. Biz şöyle içeri girelim, onun dikkatini çekmeyelim. Fare Bey hazır arkanızı dönmüşken. Teşekkür ederim. Geliyor mu diye Paladin abiyi kontrol edelim. Sonra hazırlıksız yakalanmayalım. Bakalım. Evet. İşimizi sanırım bıraktı. Bundan da yırttık. Aha. Eyvah. Orada dolanıyor, bak bak şerefsize bak. Aşağıda bir undead kalmış. Önemli değil. Biz yolumuza bakalım. Burada gidecek bir şey var mı? Yok. Şimdi burada yıkılmış bir merdiven var. Ama şurada da gerçek bir merdiven var. Bu demek oluyor ki ben bir şekilde bu şu yandaki gerçek merdivene ulaşabiliyorsam oradan tırmanabiliyorum. Fakat kesinlikle bununla uğraşmayacağım. Hayır. Abicim bu böyle bir ortamda bomba atmak Düppedüz şerefsizlik. Düppedüz. Bu yaptığınız ayıp. Kim o bombayı atan, gelsin bakayım buraya. Sen misin? Evet, sensin. Oo, dodge falan atıyor. Bak sen şu işe. Aa, helmet buldum. Bu kaskı giyerek mızrakçı şerefsizlerden intikamımı alacağım. Aynen, arkamdan havai fişek atmaya devam edin. Bu benim savaşa giderkenki kutlamamdır. Gelin bakayım. Hatta dur lan, oha aklıma fikir geldi. Ben de size bomba atayım. Abicim hiçbir gösterge yok, dümdüz atıyor bu salak andedler, bu yüzden ıskalayıp duruyor bunu. Tutturmanın yolu yok ki. Bu nasıl bir atma şekli? Kim sıkıyor lan bana? Ulan şerefsiz, dur. Ne yapıyorsun kral? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi yaptın? Bakayım ne olmuş benimkiler. Orada yaşıyor. Bak bak, cesedim orada. Ruhum orada. Ruhumu yerden geri almalıyım. Aa! Bunu oklayacağım ya. Alnının çatına şöyle bir tane koysam. Çabuk uyandı ya. Gel bakayım. Gel. İki kişi gelmeyin işte. Bir kişi gelin. Tek tek gelin adam gibi. Şu yerden ruhumu alırsam önce daha güçlü oluyorum değil mi mantıken? Ruhumu yere düşürmüşüm, hiç haber vermiyorsunuz sevgili iskelet beyciğim. Vur bakayım da alayım aklını artık. Ya ben bunu nasıl keseceğim? Açıklık vermiyor ki bu. Bitti, iksirim bitti, son bir tane iksirim kaldı ya. Ben daha bunun da boss'a gideceğim ya. Vur. Ben bunu bırakıp gidiyorum, uğraşmayacağım. Bana ne, yeter artık, sıkıldım. Bununla mı uğraşacağım ya? Merhaba beyefendi, siz çok sıkıntılı bir abiye benziyorsunuz. Şöyle Assassin's Creed yürüyüşüyle gelsem. Kılıcımı böğrünüze ufak bir saplasam nasıl hissederdiniz? Özür dilerim, özür dilerim. Arkadan sana hala gelmiyorsun değil mi? Şimdi bu konuda ne yapacağız? Benim pek bir planım olduğu söylenemez. Kalkanımın üzerinden bir tık vuruyor, üstüme staminamı alıyor gibi. Sanki küçük bir tek yedim. Ben şimdi bir şey soracağım. Benim aklıma önemli bir soru geldi Dark Souls'la alakalı. Benim aklıma önemli bir soru geldi. Benim bu kesmem gereken boss kaçıncı boss? Dancer. Bunu kestik, tamam. Sonra Taurus, Bell, Moonlight, Capra, Gaping, Stray, Nerede Dancer? Dancer hala yok. Dark Souls 3 mü? Yanlış oyun oynamışım. Gitti 300 lira.